Gazların kinetik teorisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Gaz molekülleri arasındaki itme ve çekme kuvveti ihmal edilebilecek kadar küçüktür. Doğrudur. Gaz tanecikleri arasındaki mesafe katı ve sıvıya göre çok fazladır. Bu mesafe çok fazla olduğundan dolayı birbirleri arasındaki itme ve çekme kuvvetleri çok küçüktür, hatta ihmal edilir. B. Gaz tanecikleri birbiriyle esnek çarpışmalar yaparlar. Doğrudur. C. Sıcaklığı artırılan gazın ortalama kinetik enerjisi artar. Ortalama kinetik enerji kimyada sadece sıcaklığa bağlıdır. Mutlak sıcaklık artarsa kinetik enerji artar, azalırsa azalır. D. Sıcaklığı artırılan gaz moleküllerinin yayılma hızı azalır ifadesi yanlıştır. Sıcaklığı artırılan gaz moleküllerinin yayılma hızı artar. E. Gaz molekülleri ve gaz atomlarının hacmi kap hacmi yanında ihmal edilir. Doğrudur. Dolayısıyla kabın hacmi gazın hacmi kabul edilir. Doğru cevap D seçeneğidir. Yukarıdaki şekilde verilen barometreler ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. İkinci ve üçüncünün bulundukları ortamlar aynıdır. Şimdi burada P0'ları bulalım. Buradaki basınç ile şuradaki basınç birbirine eşittir. Buraya etki eden basınç P0'dır. Buraya etki eden basınç H yüksekliğindeki civanın basıncıdır. Yani birinci kapta P0 eşittir H'tır. İkincisinde ise su cinsinden verilmiş. Buradaki 10H civa cinsinden bulunmalıdır. İkincisinde D civa çarpı H civa eşittir D su çarpı H su. Civanın yoğunluğu 13,6. H civayı bilmiyoruz, onu bulacağız. D su 1, H su ise 10H'tır. Burada her iki tarafı 13,6'ya böldük. H civa 10H bölü 13,6. Buradaki P0 bu H yüksekliğine eşit. O halde P0 eşittir burada 10H bölü 13,6'dır. Üçüncüsü ise etil alkol civa cinsinden bulunmalı. D civa 13,6. H civayı bilmiyoruz. Alkolün yoğunluğu 0,78 çarpı H yüksekliği 10H. Her iki taraf 13,6'ya bölünür. Bunlar gitti. H civa buradan 0,78 10'la çarpıldı. 7,8 çarpı H bölü 13,6. Buradaki P0 bu H yüksekliğine eşit. Yani eşittir P0. Burada P0'lar farklı çıktığı için ikinci ve üçüncünün bulundukları ortamlar aynı değildir. 2. Birincinin bulunduğu ortamın basıncı ikincinin bulunduğu ortamın basıncından yüksektir. Birinci H yüksekliği, ikinci 10H bölü 13,6. Birincisi daha yüksek olduğundan, basıncı daha büyük olduğundan dolayı doğrudur. 3. Üçüncünün deniz seviyesinden yüksekliği birinci ve ikincininkinden fazladır. Burada basınç olarak kıyaslandığında 1 büyük, 2 büyük, 3 şeklindedir. 1 büyük, 2 büyük, 3'tür. Yani H1 büyük, H2 büyük, H3. H1 büyük, H2 büyük, H3'tür. Basıncı en küçük olan 3'tür. Basınç küçükse dış basınç yani küçüktür. Yukarılara çıkıldıkça dış basınç azalacağından dolayı 3'ün yüksekliği en fazladır. Üçüncü ifade de doğrudur. Doğru cevap 2 ve 3 D seçeneğidir. Şekil 1'deki sisteme sırasıyla birinci ve ikinci işlemler uygulanarak şekil 2 ve şekil 3 elde ediliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Buraya birinci kap diyelim, buraya ikinci kap, buraya da üçüncü kap diyelim. Birinci kapta yukarıdan aşağıya doğru P0 ve yer çekiminden dolayı yukarıdan aşağıya doğru civa etki ediyor. Civaların yüksekliğine de H diyelim. Birinci kapta helyumun basıncı aşağıdan yukarıya doğru helyumun basıncı eşittir. Yukarıdan aşağıya doğru olan P0 artı H'tır. H2'nin basıncı ise Aşağıdan yukarıya doğru etkeden basınç H2, yukarıdan aşağıya doğru helyum ve H yüksekliğindeki cıva. Yani P helyum artı H'tır. İkinci kaptaki basınç cıvaların yüksekliğine yine H diyelim. Yukarıdan aşağıya doğru olanların toplamı aşağıdan yukarıya doğru olanların toplamına eşittir. Yukarıdan aşağıya doğru P helyum artı H santimetre cıva eşittir P0. P helyum buradan P0 eksi H'tır. Burada yukarıdan aşağıya doğru H2 ve H aşağıdan yukarıya doğru P helyum. PH2 artı H eşittir P helyum. H2'nin basıncı eşittir P helyum eksi H'tır. Üçüncü kapta ise yatay durumda burası P0, bu da P helyum. P helyum eşittir P0. P helyum eşittir P0. Yine burada helyumun basıncı eşittir H2'nin basıncına. O da eşittir H2 basıncına. Buna göre 1 H1 küçüktür H4. H1 küçüktür H4. Birinci kaptaki helyumun basıncı budur. İkinci kaptaki helyumun basıncı şurasıdır. İkinci kaptaki helyumun basıncı daha az olduğu için hacmi daha büyüktür. Çünkü hacim ile basınç ters orantılıdır. Burası H1, burası H4. Buradaki basınç küçük olduğundan hacim daha büyüktür. H4 büyüktür H1 ifadesi doğrudur. 2. H1 eşit H2 ise şurası H2. Bu ikisinin birbirine eşit olması demek madde miktarlarının farklı olması demektir. Yani hacimler birbirine eşit, basınçlar farklı. O halde madde miktarları yani mol sayıları birbirinden farklıdır. Mol sayıları birbirinden farklı ise burada H5 ve H6 birbirine eşit olmaz. Mol sayısı fazla olanın hacmi daha fazla olur. Mol sayısı küçük olanın hacmi daha küçük olur. Yani H5 H6'ya eşit olmaz. İkinci ifade yanlıştır. 3. Birinci işlem sonucunda gazların yoğunlukları azalırken ikinci işlem sonucunda yoğunlukları artar. Birinci işlem sonucunda gazların basıncı azaldığı için ikinci işlemlerde birinciye göre hacimler artmıştır. Hacimler arttığı için gaz yoğunluğu azalır. İkinci işlem sonucunda yoğunluklar artar. İkinci işlemde ikinci kaptan üçüncü kaba geçerken gaz basınçları artıyor. Yani P helyum P0 eksi H, PH2 P helyum eksi H. P helyum P0 eksi H'tan P helyum P0 oluyor. Yani ikinci işlem sonucunda ikinci kaptan üçüncü kaba geçerken gazların basıncı artıyor. Basınç artarsa hacimler azalır. Hacimler azalırsa yoğunluk artar. Hacim azalır, yoğunluk artar. Doğru cevap 1 ve 3. D seçeneği doğrudur. Basınç birimlerinin birbirlerine dönüştürülmesi ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 1. 2 atm 152 cm civadır. 1 atmosfer 76 cm civa ise 2 atm 152 cm civadır. Doğrudur. 2. 1 tor 76 mm civadır. 1 tor 1 mm civaya eşittir. İkinci ifade yanlıştır. 3. 1,013 bar 1 atm'dir. 1 atmosfer eşittir 1,0325 bardır. Üçüncü ifade doğrudur. Doğru cevap 1 ve 3 D seçeneğidir. Yukarıdaki olaylardan hangileri gazların belirli koşullarda ideallikten uzaklaşmaları ile açıklanabilir? İdeal gaz yüksek sıcaklık, düşük basınçta görülür. Yani burada hacim artar. Tanecikler arası boşluğun artması idealliğe yaklaşması demektir. Bu tanecikler arasındaki boşluğun azalması, taneciklerin birbirine yaklaşması, gaz moleküllerinin birbirine yaklaşması ise ideallikten uzaklaşmadır. 1. Deodorantların sıkıldığında içindeki sıvının gaz olarak ortama yayılması. Deodorantlar bir kap içerisinde gazın sıkışmıştır. Sıkıldığında gaz dışarıya serbest olarak çıkmış ve hacmi artmış, yayılmıştır. İdeallikten uzaklaşma değildir. 2. İçi helyum dolu uçan balonun yükseklere çıktıkça hacminin artması. Yükseklere çıkıldıkça basınç azalır. Basınç azaldıkça hacim artar. İdeallikten uzaklaşma değildir. 3. LPG tanklarına petrol gazının sıvılaştırılarak doldurulması, gazın sıvı hale getirilmesi, yani gaz taneciklerinin birbirine yaklaşıp sıvı hale gelmesi ideallikten uzaklaşmadır. Doğru cevap yalnız 3, C seçeneğidir. Kapalı bir kabı dolduran ideal bir gaz ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Birim zamanda birim yüzeye çarpan molekül sayısı kabın her noktasında aynıdır. Doğrudur. Kabın her noktasına çarpan tanecik sayısı gaz basıncıdır ve kabın her noktasındaki gaz basıncı birbirine eşittir. 2. Kap hacmi gazın hacmi kabul edilir. Doğrudur. Gazın doldurduğu hacim, yani kabın hacmi gazın hacmidir. 3. Kabın her noktasında yaptığı basınç aynıdır. Doğrudur. Kabın her noktasındaki gaz basıncı aynıdır. Doğru cevap E seçeneğidir. Gerçek gazlar sıkıştırıldıkça ideallikten sapar ve sıvılaşır. Günlük hayatta kullandığımız LPG ve LNG basınç ile sıvılaştırılan gazlara örnek olarak verilebilir. Buna göre LPG ve LNG ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. LPG sıvılaştırılmış petrol gazı, LNG sıvılaştırılmış doğal gazdır, doğrudur. 2. LPG ve LNG katı fosil yakıtlara göre çevreye daha az zarar verir, doğrudur. Bir kömür yakıldığındaki çevre kirliliği ile doğal gaz yakıldığındaki çevre kirliliği farklıdır. Doğal gaz yakıldığında çevre kirliliği kömüre göre daha azdır. 3. Her ikisi de birer gaz karışımıdır, doğrudur. Doğru cevap E seçeneğidir. Yukarıda saf bir gaza ait 3 ayrı basınç ve sıcaklık değerleri verilmiştir. Buna göre bu gazın koşullarının ideale en yakın, ideale en uzak olacak şekilde sıralanışı aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? İdeal gaz yüksek sıcaklık, düşük basınçta. Yüksek sıcaklık, düşük basınçta ideal olur. Dolayısıyla yüksek sıcaklık, düşük basınç en ideal 3'tür. Daha sonra 2P, 2B basınçlar aynı. Basınçlar aynı ise sıcaklığı büyük olan daha idealdir. 1. Daha sonra sıcaklığı küçük olan 2. 3, 1, 2 şeklinde sıralanır. Doğru cevap D seçeneğidir. Aynı koşullarda hazırlanan şekil 1 ve şekil 2'deki deney düzenekleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Dış basınç bir ATM'dir. Burada aynı seviyedeki basınçlar birbirine eşittir. Bu noktadaki basınç ile şu noktadaki basınç birbirine eşittir. Bu noktaya etki eden basınç P0'dır. Bu noktaya etki eden basınç H yüksekliğindeki civanın basıncıdır. O halde burada P0 eşittir H, o da eşittir 76 cm civa, o da eşittir 1 atmosfer basınçtır. Birinci ifade doğrudur. İkinci olarak X gazı burada bu noktaya etkeden basınç ile bu noktaya etkeden basınç birbirine eşittir. Aynı seviye etkeden basınçlar. Bu noktaya etkeden basınç P0'dır. Buraya etkeden basınç X gazının basıncı ve H yüksekliğindeki civanın basıncıdır. Yani Px artı H eşittir P0. X'i bilmiyoruz. H yüksekliği 5 cm civa eşittir P0 76. X gazının basıncı buradan 71 santimetre civadır. X gazının basıncı 71 santimetre civa. Üçüncü ifade de doğrudur. Y gazının basıncı ise burada su kullanılıyor. Suyu yüksekliği 68 santimetre. Buradaki 68 santimetre su cinsinden, yüksekliği civa cinsinden bulmamız lazım. O da D civa çarpı H civa eşittir D su çarpı H su. Civanın yoğunluğu 13,6. H civayı bilmiyoruz, onu bulacağız. Suyun yoğunluğu 1. Suyun yüksekliği 68. Her iki tarafı 13,6'ya bölüyoruz. Buradan H civa 5 santimetre civa gelir. Yani buradaki 68 santimetre civa cinsinden 5 santimetre civadır. O halde buraya etki eden basınç, şuraya etki eden basınç birbirine eşittir. Buraya etki eden basınç P0, buraya etki eden basınç Y gazının basıncı ve H yüksekliğindeki civanın basıncı. P0 eşittir PY artı H. P0 76, PY'yi bilmiyoruz. H yüksekliğini 5 bulduk. Y burada, Y gazının basıncı 71 santimetre civa. İkinci öncülde X gazının basıncı Y gazının basıncından büyüktür ifadesi yanlıştır. X ve Y'nin basıncı birbirine eşittir. Doğru cevap 1 ve 3 D seçeneğidir. Yukarıdaki tüplerde açık hava basıncının 3H santimetre civa olduğu ortamda bulunan X, Y, Z ve T gazları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Birinci kapta, yani X gazının basıncı aşağıdan yukarıya doğru P0 etki eder. Yukarıdan aşağı doğru X gazının basıncı ve 2H yüksekliğindeki civanın basıncıdır. P0 3H ise burada Px artı H santimetre civa eşittir P0'dır. Px H santimetre civa 2H eşittir dış basınca 3H'a. X gazının basıncı buradan H santimetre civa gelir. İkincisinde buradan etki eden basınç P0, burada etki eden basınç Y gazının basıncı. Yatay durumlarda H yüksekliğindeki civanın bir etkisi yoktur. Yani PY eşittir P0, o da eşittir 3H'tır. Üçüncüsünde ise H yüksekliği su cinsinden verilmiş. Bunu civa cinsine çevirmemiz lazım. D civa çarpı H civa eşittir D su çarpı H sudur. Civanın yoğunluğu 13,6. H civa bilinmiyor. Su 1. H su H'tır. Her iki tarafı 13,6'ya böldüğümüzde H civa H bölü 13,6'dır. Burada aşağıdan yukarıya doğru Z gazının basıncı, yukarıdan aşağıya doğru P0 ve H yüksekliğindeki su. O halde burada Pz eşittir aşağıdan yukarıya doğru olanların toplamı, yukarıdan aşağıya doğru olanların toplamına eşittir. P0 artı H civa. P0 3H idi. H civayı da H bölü 13,6 bulduk. Z gazının basıncı da budur. Son olarak T gazının basıncı. Aşağıdan yukarıya doğru T gazının basıncı. Yukarıdan aşağıya doğru P0 ve 2H yüksekliğindeki civa. Fakat 30 derecelik açıyla yattığı için burası 30 derecedir. Şuradaki H yüksekliğinin sinüs 30'unu alacağız. Yani burası 2H çarpı sinüs 30'dur. Buradan T gazının basıncı eşittir P0 artı 2H çarpı sinüs 30. P0 3H artı 2H sinüs 31 bölü 2. 2'ler sadeleşir. T gazının basıncı 4H olur. Buna göre X gazının basıncı kaç santimetre civadır? Doğrudur. Y gazının basıncı açık hava basıncına eşittir. Doğrudur. Z gazının basıncı Y gazının basıncından fazladır. Y gazı 3H, Z gazı 3H artı H bölü 13,6 doğrudur. T gazının basıncı X gazının basıncından 3H santimetre daha fazladır. XH T 4H 3H kadar daha büyüktür. Doğrudur. Basıncı en fazla olan X gazıdır. Yanlıştır. Basıncı en fazla olan PT yani T gazının basıncıdır. Doğru cevap E seçeneğidir. Gazların boşluğa ya da ortama yayılmasına efüzyon, birbirleri içerisinde dağılmalarına difüzyon denir. Yukarıdaki tabloda çeşitli özellikleri verilen X, Y ve Z gazlarının aynı dış basınçta yayılma hızları aşağıdakilerden hangisine doğru karşılaştırılmıştır? Yayılma hızı mol kütlesinin karekökü ile ters orantılı, mutlak sıcaklığın karekökü ile doğru orantılıdır. Bu sıcaklıkları Kelvin'e çevrilirse 273 santigrat derece 546 Kelvin, 0 santigrat derece 273 Kelvin, 273 santigrat derece 546 Kelvin. X ve Z'nin sıcaklıkları eşit. Sıcaklıkları eşit ise mol kütlesi küçük olanın hızı büyük olacaktır. X büyüktür Z. Daha sonra mol kütlesi eşit olan Y ve Z mol kütleleri eşit ise sıcaklığı büyük olanın hızı büyüktür. Z büyüktür Y. O halde sıralama X büyük Z büyük Y'dir. Doğru cevap B seçeneğidir.